Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Al yeşil giysiler giymiş sevdiğim, sevdiğimdeki dık dik sıfat fiil. Buna fiilimsi yazalım. Aşağı pınardan gelir bu yana. Aşağı pınar, pınar isim. Hangi pınar? Aşağı pınar. Aşağı ismi belirttiği için sıfat olur. Yan, yana. Yan kelimesi isimdir. İsmini haline almış. Oradan da anlayabiliriz. Bu da isim. Bu durumda eylemsi sıfat at yani cevap B. İçine data aşağıdaki dizelerin hangisine farklı bir anlam ilgisi kurmuştur? A gece gökte doğar, ay yükselip batmak için burada amaç ilgisi kurmuş. Ayın gece gökte doğmasının amacı yükselip batmak. B bu gece yine perişanım seni görmediğim için burada neden sonuç ilişkisi var? Pişman olma nedeni sevdiği kişiyi görmemesi. C şair neden gam çeker? Şiir yazmak için şiir yazmak amacıyla gam çeker. Gene amaç ilgisi var. D göğüste çiçek takılır arılar tatmak için arıların tatması amacıyla göğse çiçek takılıyor. Burada da amaç ilgisi var. E. Kahramanlar can verir vatanı yaşatmak için. Gene amaç ilgisi var. Vatanı yaşatmak amacıyla kahramanlar can verir. Cevap B. Tamlayanı kişi zamiri olan at tamlamalarında tamlanın eki düşebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? Şimdi sorumuz şunu istiyor. İsim tamlaması olsun, at tamlaması olsun. İlk unsur yani tamlayan dediğimiz unsur kişi zamiri olsun. Tamlanan yani ikinci unsurumuzda da tamlanan eki düşsün. A yarınki sınava sizin evde birlikte çalışalım. Cevap hemen geldi. Sizin ev. Bakın tamlayan ilk kelimemiz şöyle kısaca tamlayan yazayım. Tamlanan ikinci kelimemiz. Tamlayanımızın ne olması gerekiyordu? Kişi zamiri. Bakıyorum sizin kişi zamiri. Tamlayanda ne istiyordu? Eki düşsün istiyordu. Aslında bu sizin evinizdir. Ama ekimiz düşmüş cevap geldi. B. Bizim müziğimiz insanlığın ortak sesini taşır. Şimdi burada tamlamamız bizim müziğimiz. Evet ilk kelimemizde kişi zamiri yani buraya uyuyor. Fakat ikinci kelimemizde yani tamlananda tamlanan ekimiz düşmemiş. Bakın burada duruyor. İnsanlığın ortak sesi, insanlığın sesi. Burada isim tamlaması var ama zamir yok tamlayanda. O yüzden gider bu. C hepimiz onun önerisini mantıklı bulmuştuk. Onun önerisi. Evet yine burada tamlayanımız zamir ama tamlanan ekimiz C duruyor. O yüzden gider. D onun şiirinin temeli. Gene isim tamlamamız var şurada. Tamlayanımız da gene kişi zamiri. Ancak burada da tamlanan eklerimiz duruyor. Düşmemiş o yüzden bu gider. E sen yanımdayken hiçbir şeyden korkmuyorum. Burada zaten at tamlaması yok. O yüzden bu da gider. Cevap A. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A zarf görevli ikileme. İkilememize bakalım. Güldür güldür. Bakalım zarf mı? Zarflar fiilleri, sıfatları, başka zarfları ve fiilimsiler intelerler. Bakalım güldür güldür neymiş? Su akar güldür güldür. Akar fiil. Su nasıl akar? Bakın soruyu nasıl sorusunu fiile sordum. Demek ki bu güldür güldür zarf. Fiile sorulan nasıl sorusu zarfı verir ve ikilemedir. Bu gider. B çekimli fiil. Çekimli fiil kip ya da şahıs eki alan fiil demek. Su akar. Akar çekimli fiil mesela. Bir gün gel de beni güldür. Güldür de yine çekimli fiil. Emir kipinde çekimlenmiş. Akar geniş zaman kipinde çekimlenmişti. Çekimli fiillerimiz de var. C birleşik zamanlı fiil. Yani iki kip olan fiili soruyor. Burada zaten çekimli fiillerimiz akardı. Sadece geniş zaman tek kip. Güldür emir kipi. Yani tek kip. Demek ki birleşik çekimli fiil yok cevap geldi. D ek eylem almış sözcük. Ek eylemlerin iki görevi var. Fiile gelmek, isme gelmek. Fiile geldiklerinde birleşik zamanlı yaparlar. Yani iki kip olur. İki kip yoktu zaten cümlemizde. Bir de isme gelen görevi var. Orada da isme gelip yüklem yapar. İsme gelen görevi var işte. Bakın şurada. Mendilim dolu güldür. Burada gül çiçeği anlamında ek eylemin geniş zamanı var. E fiilimsi. Fiilimsimizde şurada yaratan an en sıfat fiil cevap C. Yukarıdaki dörtlükte tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş kaç ad tamlaması vardır? Ad tamlamalarında ilk unsur tamlayan, ikinci unsur tamlanandır. Önce tamlayan sonra tamlanan gelir. Bizden yer değiştirmiş olanları bulmamızı istiyor. Nice bin kez tutuştum ateşiyle sevdanın sevdanın ateşidir aslında. Bir tanesi geldi. Küle döndüm zamansız gurbetinde ferdanın ferda yarın demek ferdanın gurbeti ikincisi de geldi en talihli mahkumu ben miyim bu zindanın zindanın mahkumu bir tane daha geldi tamlayanla tamlanan yer değiştiren ekleri de gösteriyorum bu arada kollarını açarak geldi mehtabım benim benim mehtabım burada zamirle yapıldığı için tamlayan ekimiz artık im tamlanan ekimiz de im olmuş Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Cevap D. Ki, iki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? Ki'nin görevleri 3 tane. Ayrı yazılan ki yani bağlaç ki cümleden çıkardığımızda anlam bozulmaz. Sıfat ki o da bir ismi belirtir, bir ismi niteler, oradan anlayabiliriz. Ve ilgi zamiri olan ki o da bir ismin yerini tutar. İlgi zamiri ve sıfat ki bitişik yazılır. A yüzündeki sivilcelerden rahatsız oluyordu sivilceler isim hangi sivilceler yüzündeki sivilceler burada sıfat ki var ve tatlı yukarıdaki komşumuz göndermiş komşumuz isim hangi komşu yukarıdaki komşu bu da sıfat yapmış çünkü ismi belirtmiş kağıttaki adresi bulmakta zorlandım adres isim hangi adres kağıttaki adres yine sıfat yapmış de ekmeği buradan al bu fırınınki çok güzel bu fırının ekmeği Bakın burada bu ki bir ismin yerini tutmuş. İsmin yerini tutan ki key, zamir ki'dir. Cevap geldi. E filmdeki olayların gerçekle ilgisi yoktu. Olaylar isim hangi olaylar filmdeki olaylar. Burada sıfat ki var cevap D. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri ekeylem almıştır? Arkadaşlar ben ekeyleme fi diye kodluyordum. Yani fi ile gelen ekeylem isme gelen ekeylem. Ek eylem fiile geldiğinde iki kip olarak gelir buradan anlayabiliriz. İsme geldiğinde yüklem yapar. Bakalım kaç tane ek eylem varmış. Bir balık ağlıyordu denizde. Bakın ağlıyordu. Yor ve du iki kip var. Ayrıca idi çıkmasından da anlayabiliriz. Burada fiile gelme görevi var. Yaslamış, başını yaslamış. Burada fiilimiz var ama tek kip olduğu için burada ek eylem olmaz. Parçasına burada zaten isim ama yüklem olmamış. O yüzden olmaz. Gördüm fiildir tek kip olduğu için ekeylem olmaz. Masmavi de hem isim hem de yüklem olmuş. Bunu da alacağız. Yani cevabımız D. Mi sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki işleviyle kullanılmıştır? Hoyrattır bu akşam üstüler daima. Gül saltanatıyla gitti mi bir defa. Burada gitti mi ince ince zarf fiili yerine kullanılmış. Yani gül saltanatıyla gidince bir defa anlamı var. Biz de ince ince anlamındaki zarf fiil anlamındaki mi arıyoruz. A çocukken gün battı mı bir köşede ağlardım. Çocukken gün batınca işte bakın aynı anlamda cevap geldi bile. B aramaz mı olacaktım? C böyle mi olacaktım? D bitti mi hikayemiz? E bilinir mi nereye varır? Bunlar hep soru anlamında o yüzden cevap A. At soylu sözcükleri yüklemleştiren ya da basit zamanlı eylemlerin birleşik zamanlı olmasını sağlayan eklere ek eylem denir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır? Arkadaşlar ek eylemin iki görevi var. Fiile gelmek, isme gelmek. Ben bunu fi diye kodluyorum. Fiile geldiğinde iki kip olur. İsme geldiğinde yüklem yapar. Buradan anlarız ek eylem olduğunu. A'ya baktığımızda bestesidir, karsesidir. İkisi de isim ve yüklem. Demek ki burada ek eylem var. B de yüklem yazdı. Mevsim olarak yaz mevsiminden bahsettiği için isimdir ve yüklem olmuştur. İsim yüklem olmuşsa kesinek eylem vardır orada. C kuş isimdir ve yüklem olmuş. İsim yüklem olduğuna göre gene ek eylem var. D'de yüklemlerimiz doğdu ve indi. İkisi de fiil ama tek kip var. Fiilde ek eylem olması için ne gerekiyordu? İki kip. Burada tek kip olduğu için ek eylem yok. E sever idi. Bakın iki kip var. Geniş zaman ve hikaye. Gene güler de güler geniş zaman hikaye iki kip var. Burada fiil görevi var. Ayrıca burada da ismi yüklem yapmış eylemin isim görevi var. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci kalma durumu eki almış isimdir. Kalma durum eki ismin D hali. Anadolu'da evet D halini almış A gider. B ikinci iyilik eki almış bir isimdir. Becerisi, mutfak becerisi. Beceri neye ait? Mutfağa. İşte burada iyilik ekimiz var. C. Üçüncü somut anlamlı bir isimdir. Baklava somuttur. Yani duyu organlarımızla algılayabiliriz. Bu da doğru. C de gider. D. Dördüncü yönelme eki almış isimdir. Yönelme eki ismin E hali. Dörde bakalım. Yöreye. E var işte. Bu da doğru. E. Beşinci sayı bildiren isimdir. 80 kat. Kat isim. Kaç kat? 80 kat. Burada sayı bildiren isim değil, sayı bildiren sıfat var. O yüzden cevabımız E. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklemler aynı kip anlamındadır? A'da yüklemlerimizden biri durur, diğeri de uzansan durur. Geniş zaman uzansan şart kipi. iki farklı kip var. B'de var yüklemimiz, diyor yüklemimiz var, vardır. Burada ek eylem düşmüş. Ek eylemin geniş zamanı düşer. Burada da yor, şimdiki zaman. Gene farklı iki kip. C duyuluyor. Yor, şimdiki zaman. Kaldındı geçmiş zaman iki farklı kip var. De seyrediyorum yor. şimdiki zaman, gezmekteyim, maktamekte de şimdiki zaman göreviyle kullanılır. İşte bunu sormuş. Cevabımız geldi. Her ikisi de şimdiki zaman çünkü. E yaşlıydı. E geçmiş zamanı ve burada isme gelmiş. Hepimiz memleketten konuştuk. Geçmiş zaman var. Fakat burada fiile geldiği için farklılık var. O yüzden cevabımız D. Aşağıdakilerden hangisinde ikinci cümleye geçilirken yapılan değişiklikle yüklem kişi yönünden güçlendirilip pekiştirilmiştir. A. Oraya otobüsle gidebilirsin. Otobüsle oraya rahat gidersin. Gitmek yüklemimiz rahat kelimesi getirilerek nasıl gidersin, rahat gidersin şeklinde yapıldığı için durum yönünden güçlendirilmiş. Kişi değil yani. B. Bugün dişim ağrıyor. Bugün dişim çok ağrıyor. Yine yüklemimiz ağrıyor. Ne kadar ağrıyor? Çok ağrıyor. Burada da miktar yönünden güçlendirilmiş. Yine kişi yok. C. Ekmeği bizim eve götür, ekmeği bizim eve sen götür. Götürmek yüklemimiz sen gelince sen kişi olduğu için kişi yönünden güçlendirilmiş cevap geldi. D. Ayşe'ye kalemi ben veririm, kalemi Ayşe'ye ben veririm. Veririm yüklem. Fakat burada zaten yüklem kişi bakımından belirtiliyordu. Tekrar benim getirilmesi onu güçlendirmedi. Zaten vardı o yüzden bu gider. E bizde akşam yemeği yedi. Akşam yemeğini bizde yedi. Yedi yüklemlerimiz. Bizde'yi onun önüne getirerek yer yönünden güçlendirmiş. Nerede yedi? Bizde yedi. Bu da yanıltmasın. Kişiyle karıştırmayın. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci tamlayan olduğu için adlaşmıştır? Yer yön belirteci dediği aşağı yukarı, ileri geri, içeri dışarı, öte ve beri. Tamlayan olduğu için dediğine göre tamlayan ve tamlanan unsurlarından bahsediyor. Tamlayan ve tamlanan isim tamlamasında vardır. Tamlayan olanı istiyor. Yani yer yön belirteci tamlayan olacak. A yukarıdan gelen ses de neydi öyle? Yukarıdan yer yön belirteci ama burada sıfat görevinde hangi ses? Yukarıdan gelen ses yani adlaşmamış bu gider. Kapının önüne çıkmış gelene geçene bakıyor. Burada yer yön belirteci yok bu gider. C geriye geriye yer yön belirteceği ama burada isim tamlamasının içinde değil. İsmi ne almış sadece o şekilde isimleşmiş. D içerinin kalabalığı geldi işte içeri yer yön belirteci içerinin kalabalığı belirtili isim tamlaması olmuş. O yüzden artık bu adlaşmış cevabımız geldi. Çocuğun altına minder serip çocuğu yatırdık. Burada zaten yer yön belirteci yok cevap D.